Birazcık Cumhur İttifakı'na döneyim. Tabii. Şimdi orada da şöyle bir şey oldu. Benim asıl merak ettiğim konulardan biri buydu Yiğit. Özellikle hukuk bilgine güvendiğim için söylüyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi gitti, listeleri sundu. Dedi ki benim milletvekili listem bu. Dün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de döndü. Dedi ki ya beraber girseydik belki meclisin %60'ını alacaktık. Yani hani bu tabii ki onların yorumu. Daha yüksek %47-48 oyla daha yüksek işte meclis temsili elde edebilirdik. Dedi ki aslında Cumhur İttifakı'nın ülkenin geneline yayılmış olan AKP'den kaynaklı o oy alma becerisi hani en azından geçmiş seçimlerde bu seçim ne olacağını henüz bilmiyoruz. Bunu sağlayabilir. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi şu olabilir mi? Ben dün bunu sosyal medyada, Twitter'da paylaştım. Zaten aslında seni arayamadığım için paylaştım. Sana soracaktım, burada anlatacaktım ama dedim ki baktım soru da ilgi gördü, seni de çağırayım dedim. Şimdi dedim ki ben MHP olarak listeyi verdim. Bugün 5'e kadar listelerin son saati. Geçici listelerin hatta öyle diyelim. Evet, geçici listelerin son saati. Ve ben o arada işte aşağıdan konuşuldu, tartışıldı. Ya evet mantıklı geldi dedim. Hani MHP bunu reddediyor ama diyelim ki bu oldu. Oradan 50 tane işte kontenjan verdi bana Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben oradaki 50 tane adayımı, çünkü asıl kurmay kadro orada. Şimdi Celal Adan orada kalacak, Semih Yalçın orada kalacak, Fethi Yıldız orada kalacak, başka isimler gönderemez. Oradan istifa edip, ben MHP'nin listesinden bu isimleri istifa edip, Adalet ve Kalkınma, çünkü listeyi sundum YSK'ya. Aynen öyle. Ona rağmen onlar istifa edip AKP'nin listesine aday olabiliyorlar mı? Teknik olarak bir engel yok. Olabilir. Tabii, yani bugün 5'e kadar o iş... Çünkü şöyle, kesin liste dediğimiz hadiseye gelene kadar siyasi partilerin verdiği isimler siyasi partiler tarafından geri çekilemese de iki sebeple düşürülme imkanı var. Bir, özgür irade. Türkiye'de unutuluyor istifa kurumu. Hani görevden affını isteme diye bir yeni kavram yarattık ama istifa kurumu hala yaşıyor, istifa kurumu var. Aday olan herhangi bir milletvekili adayı Yüksek Seçim Kurulu'na ben feragat ediyorum, listedeki hakkımdan geri çekiliyorum, istifa ediyorum diye bir talepte bulunabilir. O düştüğü anda Yüksek Seçim Kurulu siyasi partiye der ki Adana birinci sıradaki adayın istifa etti. Bize yeni isim bildir. İkinci sırayı çekmiyor mu direkt? Yukarı çekilmez. Öyle bir kaydırma sistemi yok. Yani sen iki durur, üç durur, bire isim verirsin. Bir, Yiğit istifa ederse Oğuz gelebilir. Onun gibi düşünelim. İkincisi, bir de bu çok karşılaşılır yani uygulamada... Şu olabilir diyorsun. Mesela bugün 5'e kadar da AKP listeyi verdi. Tabii. MHP de verdi. İki ayrı parti. Ama şöyle bir şey olabilir mi mesela o kesin listeler açıklanmadan önce? AKP'nin listesindeki 50 kişi istifa eder. Belirli sıralardakiler. Evet. Ve onların yerine MHP'den 50 kişiyi AKP gösterebilir. Onlar da önce kendi sıralarından yani istifa MHP'den lazım. MHP'den de sıralardan istifa edecekler. Ama bu şöyle tabii. Ama yani, bu büyük, peki bunun toplumda karşılığı... Milyonda bir olacak bir durum, onu açık söyleyeyim. Çünkü lütfen. Şöyle, bir de burada siyasi ama parti... Ama olabilir, teknik olarak olabilir. Sorun yok. Bunu bilelim. Şöyle bir sorun da yaratabilir. Neticede milletvekili adayınızı bildirirken temel kıstaslardan biri de parti üyeliğidir. Yani burada her ne kadar ittifaklar olsa da bunu verirken siz başka bir partinin üyesini verirken bunu da belirtmeniz lazım. Şimdi orada tabii akıl karışır. MHP'ler MHP listesi istifa etti. MHP'ler AK Parti listesinden girmeye çalışıyorlar gibi. Siyasetin magazini için muazzam bir malzeme olur. Malzeme olur ama biz burada olarak, uzun uzun konuşuruz Yiğit bunu. Teknik olarak bir engel yok. Yani haklı olarak bir ihtimali söylüyorsun. Ama olmasını düşük buluyorum çünkü açıkçası. Çünkü şöyle tarihi, yani herkes açısından tarihi bir seçim bu. Tabii. Yani dolayısıyla son dakika bu olmayacak diye burada bir şey yok. Burada şunun altını çizeyim ama MHP aslında tarihi de bir tavır gösterdi. Ben yani bu ihtimali konuştuk ama şunu da haklarını teslim edeyim. MHP ben bu pazarlıkların içinde şu anda yokum. Kendi listemi de vereceğim. Deyip ben şunu görüyorum. MHP 20 milletvekiliyle 120 milletvekili arasında bir fark görmüyor. MHP orada bir sistemin temsil partisi, en azından ismi ve cismi duran ve Devlet Bahçeli'nin arkasında onun dediklerine ses çıkarmayan, onun dediklerini destekleyen bir grup olmak istiyor. Bu grup sayısı 36 olur, bu grup sayısı 78 olur. Çok önemli değil MHP için. Yani zaten şöyle bakıyor, fikrim iktidarda. Ben Erdoğan'ı istediğim konuda yönlendim. Nedir? Kürt meselesinde istediğim noktaya çektim. Hukuk sistemin işleyişinde istediğim noktaya çektim. Avrupa Birliği konusunda istediğim noktaya atamalarda çektim. Atamalarda istediğim noktaya çektim. Şimdi MHP'nin milletvekili sayısı 36 ama vali sayısı 36 mı? Vali sayısı belki 72. Kaymakam sayısı belki 610. Milli Eğitim Müdürü sayısı ilde belki 70. Yani böyle bir güce kuvvete sahipken MHP'nin zaten işlevi azalmış. Bu sistemde özellikle vurguluyorum. İşlevi azalmış.
meclisteki sayısının 20 fazla, 30 fazla olması gibi bir gayesi yok. Tamam ama yani sonuçta şöyle bir strateji. Ben dün burada Derya Kömürcü ile sohbet ettik. Tabii, yön eylemin koordinatörü. Ona da aynı şeyi sordum. Dedim ki yani aslında şu şöyle bir pozisyonlanma da olabilir mi MHP açısından? Yani diyelim 20 milletvekili, 25 milletvekili güveniyor kendisine. Bir tarafta da şimdi Cumhur İttifakı'nın işte belli ki 260-70 işte diyelim ki orada kaldı. İşte öte tarafta HDP, Yeşiller ve Sol ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir milletvekili sayısı var. Yalnız öyle bir sayı aldı ki mesela şey MHP. İsterse mecliste AKP'yi çoğunluk hale getiriyor, isterse Millet İttifakı'nı.